Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone'lar için özel olarak üretilmiş Smart Battery Case'i inceliyoruz. Şimdi İngilizcesini söyleyince biraz acayip gibi durdu, ancak bunun olayı hem bir kılıf hem de bir powerbank olması. Ürünü anlatmadan önce gelin boş bataryası olan bir Honest'i buna bir takalım, kaç saatte şarj edecek ve ne kadar şarj edecek ona bakalım. Takma işlemi biraz garip arkadaşlar. Batarya olmayan üst taraf esnek. Orayı şöyle geriye doğru çekiyorsunuz ve telefonu içine ittiriyorsunuz. Alt taraftaki Lightning portuna oturduğu zaman üst tarafı da geriye yerleştiriyorsunuz ve kılıf oturmuş oluyor. Aynı anda da şarja başlıyor. Telefonunuzu kılıfın içine taktığınız zaman arkadaşlar hem kilit ekranında hem de widget bölümünde hem kılıfın ayrı olarak ne kadar şarjı olduğunu hem de telefonun ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz. Tabii kılıfı haricen şarj ettiğinde pil durumunu göremiyorsunuz. Buradaki led sarı yanıp sönüyorsa şarj oluyor. Yeşil yandıysa da tamamen şarj olmuş demek. Arka taraftaki pilin şişkinliği en alta taşınmış. Önceki nesilde biraz daha ortada duruyordu. Yani tutuş açısından birazcık daha rahat olmuş. Ancak telefonu ciddi anlamda kalınlaştırıyor. Hele ki telefonunuz iPhone 10S Max ise onun için ayrı bir tane almanız lazım. iPhone 10S Max olduğu zaman tek elle tutuş iyice zorlaşıyor. Dış taraftaki yapımız tamamen silikon. Yumuşak bir silikondan yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş. İçinde de mikrofiber bir bez var. Telefonunuz hem temiz kalıyor arkadaşlar hem de çizilmeleri engelliyor. Alt tarafta mikrofon ve hoparlör deliklerimiz asimetrik olarak yer alıyor. Bir tanesinde 6, bir tanesinde 3 delik var. Ancak dışarıya çıkan seslerde herhangi bir değişim yok. Yani telefonunuzun çıplak hali neyse o şekilde dışarıya sesleri verebiliyor. Ürünü sadece kabloyla şarj etmek zorunda değilsiniz. Destekleyen bir kablosuz şarj aletiniz varsa onu da şarj edebiliyorsunuz. Kılıfı tek başına da şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca yine iPhone içindeyken de şarj edebilirsiniz. Size ne kadar şarj sunuyor bunu tabii ki de söylemek çok zor. Ancak normal standart bir kullanıcı için telefonun ömrüne bir gün daha ekliyor diyebiliriz. Ürünle ilgili resmi sitede verilen veriler de şu şekilde arkadaşlar. 33 saate kadar daha fazla telefonla konuşabiliyorsunuz. 21 saat daha internete gezebiliyorsunuz. 25 saat kadar daha fazla video oynatabiliyor. Tabii bunlar onların testleri arkadaşlar. Yine dediğim gibi sizin kullanım alışkanlığınıza göre işte ışığı ne kadar açtınız, ne kadar kıstınız buna göre bile değişiyor. O yüzden bu tarz ürünlerde net bir rakam vermek kesinlikle yanlış. Şimdi arkadaşlar genel olarak baktığımıza göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Başta da söyledim, ürün pahalı arkadaşlar. 1000 TL'lik bir fiyatı var. Şarjla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz ve telefonunuzun biraz kalınlaşması sizin için sorun değildir. Ayrıca parayla da alakalı bir sorununuz yoktur. O zaman satın alabilirsiniz. Parasını hak ediyor mu, hak etmiyor mu? O da tabii ki de sizin inisiyatifinize kalmış arkadaşlar. Bu sözümüzü de söyledikten sonra artık videomuzu kapatabiliriz diyelim. Sizlerle birlikte Apple'ın orijinal, kendi tasarladığı, kendi ürünü olan akıllı bataryalı kılıfını inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.